Mersin Servet Tarzagül Spor Salonu'ndan selamlar, sevgiler. Naci Öral, genç erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda artı 92 kilo mücadelesinde kırmızı köşede Bayan Çelik Şırnak, mavi köşede Tarık Güven Türk. Kırıkkale midir hocam bu? Kırıkkale. Evet. Maçın orta hakemi İhsan Töme. Türkiye Boksörler Dayanışma Derneği medya ekibi olarak fotoğraf direktörü Miras Sizgen, kamera ve sunumda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı hocamız, bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet sevgili hocam, 92 kiloda kaç sporcu vardı? Bir. Artı bu sporcular Bayan Çelik kaç maç yaparak finale geldi? Tarık Güven Türk kaç maç yaparak finale kadar geldi? Bunları bize daha önce yaptığınız listeden teker teker verebilirseniz çok seviniriz. Buyur hocam. Artı 92 kiloda şampiyonaya katılan toplamda 28 sporcu var. Bunlardan kırmızı köşeden ringe çıkan Baran Çelik Şırnak bölgesinden birinci maçını bay çekerek, yani maç yapmadan geçti. İkinci devam sırasıyla daha sonra Kayseri, Sinop ve Konyalı rakiplerini yenerek finale çıktı. Kırıkkale bölgesinden Tarık Güvener Türk ise Çankırı, Ordu, Sakarya ve Iğdırlı rakiplerini yenerek finale çıktı. Bu maçı kazanan, şampiyonaya katılan 28 sporcu arasından Türkiye şampiyonu olacak. Her iki sporcuya da başarılar diliyorum. Evet, abi bu arada kafayı yere gidiyor herhalde, bir ufak bir uyarı alır hocam. Açık vuruşlar var maviden. Sona erdi. Birinci round'un neticesine bakıyoruz. 5-0 kırmızı görüyorum. Doğru mu? Evet hocam. 5-0 kırmızı, evet. Köşe almış durumda maçı. Birinci round kırmızı. Kırmızı köşe Baran Çelik Şırnak 5-0 önde bitirdi. Evet, bu arada mavi köşenin antrenörüne bakıyorum. O kadar seri ki. Acaba sporcusu o kadar seri olarak oynayabilecek mi? İşte yani gönlünden geçen o. Evet. Öyle çabuk vurabilse vurur diye düşünüyor ama. Evet. Bu arada kırmızı köşenin sporcusuna bakıyoruz. Fiziği buna uygun mu? Hocam ağır sikletlerde de aslında çok seri sporcular var ama kendisini çalıştırmasıyla ilgili şeyler bunlar. Seri olması ayrı, bir de seri olarak net olarak vuruşlar yapabilmesi ayrı. Zaten o tempoya çıkmış olsa zaten sürkülasyonlar alıp götürür maçı. Direkt.
Adek. Evet. Hakem başladı saymaya. Al köşeye. Kafa sonra yumruk. Evet hocam, önce kafa sonra da yumruk gidiyor zaten. Ona ben dikkat ettim de az önce. İlk roundda da dikkat ettim ona. Hocam bu çalışmayla ilgili. Çalışmada buna dikkat etmediğim müddetçe maça da yansıyor bunlar. İyi bir görüntü değil haliyle. Boks adına hoş bir görüntü değil. Tamam, ağır sikletlerin maçlarında bazı şey durumlar olabiliyor. Ama yani ve bunlar 28 sporcunun içinden 26'sını eleyip buraya gelmişler. Evet. Net vuruşlar göremedim hocam. Bir sol direk, sağ direk. Kroşeyle karışık direk gibiydi sağ. Son derece yorgunlar. Henüz daha ikinci round oynanıyor hocam. Bu kadar yorgunlarsa üçüncü round'u ben tahmin bile edemiyorum. Evet, bakalım şimdi şu anda ikinci round'un ne? 5-0. Evet, 5-0, 5-0. Her iki round'da. Evet, kırmızı köşe nitekim gelen puanlarla birlikte rahat bir şekilde kendilerinden emin hocam. Hocam günün son maçı. Evet, şampiyonanın son maçı. Evet, üçüncü ve son round başladı. Maçın hakemi İhsan Töme pür dikkat sporcuları takip ediyor. Kafanı kaldır diyor İhsan Töme. Kırmızı köşeli boksöre. Evet, mavi hocam tekrar farkındaysanız kafasını eğerek rakibe üzerine gidiyor. Evet, bu arada bir uyarı aldı İhsan Töme'den mavi. Evet, sola park atsa sağ köşe kırmızıdan. Direk vardı, koşarak rakibin üzerine gidiyor. İsa Töme çevrende dönme diyor sporcuya. Sol direkler. Birbirlerine o kadar sokuldular ki kimin ne vurduğunu görmek neredeyse mümkün olmuyor. Kırmızı köşe boksörü de o kadar yoruldu ki köşeden çıkmak istemiyor adeta. Nasıl olsa diyor maçı aldım diyor. Bitse de gitsek diyor sevgili kardeşimiz.
dikkatli olmakta yer var. Çünkü nitekim her şey tek yumrukta bitebilir. Sosyal sol direkler kırmızıdan. Bu arada maviye sayılıyor. Evet, maç yine kaldığı yerden devam ediyor. Da mavi köşeli boksörün dişliğe düştü. Yıkanıp tekrar boksöre veriliyor. Büyük ihtimalle kırmızı köşe şampiyon. Dolayısıyla Şırnak hem bayanlarda hem erkeklerde Türkiye şampiyonu çıkartmış oldu. Başta Zahisin Sevinik olmak üzere Şırnak'ın antrenörlerine tebrik ediyorum. Bravo. Helal olsun hocam. Türkiye şampiyonası gibi bir turnuvada kalkıp da iki tane şampiyon çıkarması az bir şey değil hocam ya. Evet, bayanlarda da şampiyon çıkarttı. Nece kulüplerimiz var, köklü kulüplerimiz var. Bir tane madalya alamadılar burada hocam, ismini vermeyelim. Yani Şırnak gibi bir yerden geliyorsun ve iki tane birinci çıkarıyorsun. Evet. Helal olsun. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Gerçi her iki kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Nitekim finale geldiler. Bize güzel bir maç izlettirdiler. Evet, Zahit hocam bu arada fotoğraf veriyor. Evet. Bizim fotoğraf direktörümüz Vedat Sizgen. Zahit hocamız ve ekibinin fotoğraflarını çekiyor. Evet, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.